Evet, arkadaşlar herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün ne yapacağız? Biz Boğazkent'te devam ediyoruz bu arada. Kalmaya devam ediyoruz. Şimdi o en son bölümde yayınladığım bu karavanı çekmeliyim, bu hayatı, bu yaşantıyı çekmeliyim dediğim o Peugeot J9'u çekmek istiyorum. Şimdi birazdan ona geçeceğiz. Gerçekten tabii ki bizden, yani tamamen bizden yapılmış ve yaşanıyormuş içinde bayağı. Bunların ayrıntılarının hepsini öğreneceğiz birazdan. Hadi şimdi ben toparlandım. Şapkamı takarım. Yoluma bakarım. Hadi gidelim. Evet, Pablo Can uyuyacak. Zaten uyku moduna geçti. Biz de gidip sohbet edelim. Bakalım nasıl bir karavanmış o. Evet, dediğim gibi burada bir festival var ama biz ona girmeyeceğiz. Şöyle hemen her yer doldu tıka basa. Valla bak, karşıdan kendini nasıl belli ediyor Peugeot J9. Çok mükemmel. Hadi bir gidelim bakalım, etrafını bir gezelim, dolaşalım. Ne oluyor, ne bitiyor bir görelim. Alan böyle. Vay vay vay. Vallahi bak. Mükemmel bir tasarım. Şimdi bir bakalım. Bülent abiyle ben tanıştım. Acaba içeride... Bülent abi. Gel Bülent abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bülent abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş İyisiniz? geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi ne var ne yok? Çok şükür. Bildiğiniz Aynı gibi. Devam yaşamaya. Evet. Mükemmel bir iş yapmışsın abi. Sağ ol. Çok Teşekkür güzel. ederim. Bunu da kayda almak ve çekmek istedim. Gerçekten Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Hiç görmedim yani şimdiye kadar. Evet. Yani müsaitse bir en azından bir içeriye bakabilir Tabii. miyiz Buyurun abi? efendim. Sen göster Bülent abi bize. Sen gibi sen Peki. gel abi. Ben Peki. geliyorum arkandan. Buyurun efendim. Şimdi burası kışlık bölümü mü abi? Evet efendim. Burası bildiğiniz gibi acil bugün yağmur oldu biliyorsunuz. Evet, Onun için yağmur bir yağdı kapanma burada. yaptık. Burada böyle hafif geçişliyoruz. Tabii daha müntazama yapacağız. Çok güzel. İsterseniz Güzel siz de... sandalyelerini koymuşsun böyle. Evet. Yağmur yağsa da çamur olsa da sen burada oturuyorsun Evet istediğin gibi. efendim. Bir sıkıntı olmuyor. Tamam, mükemmel abi. Ondan sonra efendim. Müsait mi? Bakabilir miyiz Tabii abi? efendim. Buyurun. Böyle. Burada senin normal Peugeot'un girişi. Evet Burası efendim. kışlık bölüm yine. Evet. Eşyaların. Evet. Karşı taraf yemek yeme bölümü. Burada yemek pişiriyoruz. Ocağım var. Bu taraf yatak bölümümüz. Yatak bölümün orası. Tamam. Evet. Çok güzel abi. Bu şekilde. Mükemmel. Hidrofor falan yok bende. Kendim atadan kalma doğal hareketlerle yaşam sürdürüyorum. Mükemmel Bülent abi. Evet. Vallahi çok güzel. Bu şekilde. Yani çoğunlukla vaktini bu alanda mı geçiriyorsun Bülent abi? Dışarıdayız. Yemek yerken şey yapıyoruz. Bir de rüzgar fırtına olursa o zaman içeri girip şey yapabiliyoruz. İlgilenebiliyoruz. Şimdilik böyle kapattım tabii ben. Çok güzel. Üst katın da zaten muhteşem görünüyor. Evet. Burada böyle acil kapattık. Esasında camları, çerçeveleri hepsi var. Açıyoruz. Evet. Bu taraf arka bölüm. Böyle bir çamaşırlık yaptım. Çok güzel. Hanım çamaşırları yukarıda yıkıyor. Atadan kalma usulle. Tamam. Eski toprak zaten hanım. Asıyor buraya. Çok güzel abi. Abi Antalya spor aşkı var herhalde. Tabii Antalya Spor gençlikte 1960'ta kuruldu Antalya. Ben 62'de kalecilik yaptım biraz. Maşallah. Bir tane top dişime gelince adam gol atamayınca kızdı bana topu attı. Dişim kırılınca futbolu bıraktım ben. Hayırlısı olsun abi. Ama Evet. sevdadan vazgeçmemişsin Evet abi. tabii. Görünen o. Bu şekilde. Abi müsaitse Bülent abi yukarıyı da görmek isterim eğer Tabii müsait buyurun. Hay hay olursa. hay hay tabii. Abi tabii ya. Başkomutansız olur mu? Evet. Değil mi? Evet. Bu şekilde. Hep onu da Allah gönderdi bu milletin başına. Aynen. Yoksa şu anda biz Rumca konuşacaktık. Yunan'ın elinde olacaktık.
memleketimizin kıymetini bilelim. Evet. Buyurun efendim. Evet, üst katına da aynı böyle bu şey buradan çıkıyorsunuz. Şimdi ben böyle çıkıyorsunuz siz yavaş yavaş merdivenlerden. Hadi bismillah. Karşıda terliklerimi ben çıkarıyorum değil mi? Yok yok, ayakkabıyla. Direkt ayakkabıyla çıkın efendim. Tamam. Rahat şekilde. Çıkıyorsunuz. Merdiven sağlamdır. Yavaş yavaş. Karşınızda yatak var bir. Bir de arka tarafta var. Hemen şu uçtan baksak yeter. Evet, bu taraf sağ tarafınızda lavabo var. Gösterebilirsiniz. Orada elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Spidonları yine atadan kalma. Üstünden dolduruyoruz. Abi bayağı yapmışsın Bülent abi ya. Evet. Oturma yerimiz mükemmel. Bu tarafta kışın masa kuruyoruz bazı. Açmadık daha. Çok güzel. Vallahi. Bayağı kendince bir şeyler inşa etmişsin abi. Evet, kendi şeylerimizden. Arka taraf yatak bölümü herhalde. Arkada da bir yatak var. Yatak var arkada da bir tane. Tabii yolculuk esnasında bu gördüğünüz görüntü şey oluyor. Ayaklar var, aşağı indiriyoruz. Tamam, ben hemen iniyorum aşağı, bir sohbet edelim sen de. Evet, bagaj sistemini oturup şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle oturalım istersen Bülent abi, efendim, orada bir tabii sohbet edelim. Tabii efendim. Burasını da boyadım ben kendim. Su bazlı boyalarla boyadım. 3 senedir deniz kenarındayım, ancak görüyorsunuz ruloyla boyadım. Hiçbir yani. Hiçbir şey yok abi. Sıkıntı olmadı. Evet. Bülent abi tekrar teşekkür ederim bana evini açtığın için, sağ gösterdiğin olun, için. Yani kendine göre bir yaşam alanı yapmışsın. Bülent abi şimdi bunda, bu Peugeot C9 gerçekten çok güzel. Bunun her şeyini sen mi yaptın abi kendin? Tabii kendi olanaklarımla, sanat okulu mezunu olduğum için, her iş makinalarda kullandığım için. Çok güzel. Onlarla kendi hanımla beraber tabii, o da fikir vererek evvel böyle bir kağıt çizdik, üzerinde çalışma yaptık. İlk evvel dedi ki bir çekme karavan koyalım arkasına. Sorduk, fiyatlar 120-130 lira. Bunun maliyetini çıkardık, 10 bin liraya çıkacak dendi. Biz buna faaliyete geçtik. Dedi ki sabit karavanı sırtımızda yukarıda taşıyalım. Aynen. Yani trafikte sorun olursa açılıp kapanır ayaklar yaptık. İndiriyoruz ayakları. Normal bir bagaj durumuna geliyor ve seyahatimizi yapıyoruz. Ne çok yaptınız güzel derseniz komple bir Türkiye turu tamamladık 6 ayda. Yani şimdi bu üst iniyor. İniyor. İndiriyorsun, tam düzlüyorsun onu. Güzel, aynen oluyor. 7 santim yükseklik kalıyor. Tamam. Hani normal böyle zaten seyahat etmiyorsun. Evet. Yani onu indiriyorsun. Sonra gittiğin yerde kalacağın zaman kuruyorsun tekrar. Evet. O yaşamsal alanın tekrar olmuş oluyor. Evet. Mükemmel. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz abi Peugeot C9'da? Peugeot C9'da 5 sene oldu. 5 yıldır zamanlı yaşıyorsunuz. Tam zamanlı yaşıyoruz. Çok soğuklar olduğu zaman Antalya'nın şöyle bir aylık bir soğuğu oluyor. O zaman durduğumuz yerde kapatıyoruz, evimize gidiyoruz. Ha, bir normal bir bina evinizde var aslında. Evimize gidiyoruz. İşte soğuklar bitince tekrar dönüyoruz. Ama tabii bu arada gidiyoruz yani. Gidip geliyorsunuz. Alıştık karavana tabii, yani. Tabii. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Çok güzel, çok güzel, çok abi. Güzel yani. Yaş kaç Bülent abi? Yaşımız şu anda 71. Oy maşallah. Çok iyi abi. Çok güzel. 48 yaşında emekli olduk. Oh ne güzel. Çok ne büyük işle meşguldünüz Bülent abi? İnşaat sektöründe çalışıyordum İnşaat ben. İnşaat sektörü. Sanat okulu mezunu olduğum için iş tadilatı işleri yapıyorum. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Evet. Pardon Bülent abi. Yani ben biliyorsunuz insanlara ne iş yapıyorsun diye sormaktan pek keyif almam ama şimdi Bülent abimizi yakından tanımak için, çünkü böyle bir şeyi normal bir düşüncedeki insanlar zor yapar. Kendisine onu bilerek sormak istedim. Hani acaba bir teknik konuda bir becerisi var mı diye. Ki kendisi de zaten inşaatla ilgilendiğini söyledi. Evet, evet. Ondan sordum. Yoksa yani biliyorsunuz ben iş sormam yani. Benim öyle bir huyum yok kim ne iş yaptığı ile ilgili. Doğru. Mükemmel abi, ne güzel, mutlu mesut yaşıyorsunuz. Çok şükür, mutluyuz. Aynen. Hanım da emekli, ben de emekliyim. Herkese sizi tavsiye ederim. Çok güzel. Böyle yaşımız ilerlesin de karavancılık yapalım, o hayalleri bırakın. Evet. Aklınıza geldi an hemen başlayın bu işe. İnsanların neye bütçesi el veriyorsa o olsun tabii, değil mi? Tabii, herkes abi bütçesine göre, çok doğru söyledin. Aynen. Bütçesine göre yaşasın insanlar. Evet, evet. Kimisi lüks yaşar, ona göre geliri tabii var. Kimisi ortaya yaşar. Herkese saygımız var abi. Evet, evet yani efendim. Hiç bu konuda evet, sıkıntı evet yok. Önemli olan mutlu. Baya yani gerçekten çok güzel, çok güzel bir fikir. Evet. Bence çok güzel bir çalışma yani. Evet. Ve böyle bu Antalya spor aşkı işte ülkemizin o güzide bayrağının orada sallanması. Eminim turistler çok ilgi gösteriyorlardı çok size. Çok mükemmel çekimler yaptılar yani.
Örneğin karavanlar yan yana hiçbirine bakmıyorlar. Hemen buna geliyorlar. Evet. Çünkü çok dikkat çekici. Evet. Yani... Gerçekten hani ben buradayım diyor. Evet. Mükemmel abi. Eline emeğine sağlık. Dediğin gibi evet. Zaten sen yaşıyorsun bunda. Evet. Hani bir evin bile olsa sen evi az görüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Eve çok az gidiyorsunuz. Evet. Bir de şeyim avantajım var. Misafirlerim geldiği zaman biliyorsunuz karavanda sınırlı insanlar. 2 kişilik, 3 kişilik oluyor. Ben burada 8 tane kişiyi misafir ağırlıyorum. Yukarıda evet. 4 kişi. Birisi çadır olabilir istedi. Çadırım da var. 2 kişilik. Onu da oraya açtım. Biz aşağıda hanımdan şey yaptık. Ondan sonra içlerinden yemek bilenler vardı. Yemek üstte aile ayrı bir yemek yaptı. Aşağıdaki ayrı bir yemek yaptı. Ne güzel abi. Takriben 8 tane sandalyem var. 2 tane yuvarlak büyük masam var. Mükemmel ya bir. Sen tam bir evden daha şey yapmışsın böyle. Daha geniş kapsamlı olmuş zaten evet, gördüğümde. Yani, rahat. Ama o öyle rahatlık olmasa da tabii yaşayamazsın. Hani bir rahatlık olması lazım. Tabii. Değil mi? Evet. Şimdi emekli insanlarsınız. Evet. Eşiniz de böyle. Ben sizi tanıdığıma evet. Çok mutlu oldum gerçekten. Teşekkür ederim. Bize. Hani bizim... Yani bizim içimizden olan insanlarsınız evet, yani. Hani evet. Dışarıdaki lükslükten, şatafatlıktan değil de hani gerçek. Hani gerçek. Şimdi yani bir kimisi var ben hep diyorum bir oturduğu sandalye 2000 liralık, 3000 liralık bir sandalye oturuyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizdeki tamamen elde olan imkanlar. Evet. Hani bu var imkan bunu yapıyoruz. Evet. Emeklisiniz. Güzel onunla yaşıyorsunuz. Tabii. Burada geçiniyorsunuz. Nerede isterseniz orada kalıyorsunuz. Yani şu anda aynen. Hani tabii ki şeylerde çok sıkışıklık var. Her istediğimiz yerde kalamıyoruz ama burası evet. Ücretsiz bir alan abi. Evet. Sen burada bu kışı geçirirsin diye tahmin ediyorum. Evet öyle karar verdik. Çok fırtına olursa Antalya'nın biliyorsunuz bir evet. Aylık bir dönemi fırtınalar var. Oluyor, Aralık evet. 15 veya Ocak 15'e kadar. O arada kapatıyoruz. Aynen. Burası da emniyetli yer. Bekçisi her tabii şey tabii var. Zabıta, bekçi her şey var. Evimizi burada çok dönüyoruz. Güzel. Kalacağız biraz. Tekrar gireceğiz tabii yani. Çok güzel. Evet, çok memnunum. Tabii tamam. Sizin sayenizde, sizin bazı programlarınızı takip ettiğim için ya, tabii, teşekkür ederim. İlk şeyi burada öğrendim. Aynen, gördük Bülent sizden. Abi de gerçekten takip ediyorlarmış beni YouTube'dan. Evet. Hatta Boğaz Kenti burayı da benim daha önceki paylaştığım bir videodan görmüşler. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ya. Olun. Sizler sağ gibi olun. Böyle değerli insanlarla tanışmak beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum sizle tanıştığıma. Evinizi, yuvanızı bana açtınız, gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın abi. Görüşürüz yine. Biz buralardayız nasılsa. Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, bizden bu bölümlük bu kadar. Bülent abi ve güzel karavanıyla tanıştık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bülent abicim benim. Hayırlı olsun. Vallahi çok memnun çok oldum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.